Eğer kaderimde evlenmek yoksa o zaman... O zaman yaşamak istemiyorum. Bundan sonra yalnız olmayacağız. Peder, töreni başlayın. Hadi, ne düşünüyorsun? Aile onurumuzu ve şerefimizi yerle bir etti. Bize başka hiçbir şans bırakmadılar. Ama Tanrı'ya şükürler olsun. En azından aileden biri çıktı. Ve çocuğumuzun şerefini kurtardı. Bu çocuk kızımıza büyük bir onur bahşediyor. Engelli bir kızı hayat arkadaşı olarak kabul etmek her erkeğin yapabileceği bir şey değil. Bu çocuğun gerçekten de çok büyük bir kalbi var. Engelliyse ne olmuş? Sonuçta zengin bir babanın kızı değil mi? Konu para olunca insanın bütün kusurları görünmez oluyor. Bugün bir taşla iki kuş vurduğuna kaş. Hem milletvekilinin damadı oldun hem de büyük bir adam oldun. Hadi şimdi yeminleri bitirelim. Lütfen. Bay Sindia nerede? Onunla konuşup kendisine teşekkür edin. Edelim canım. Bay Sindia, sizi yanlış anladığım için beni affedin. Ama şimdi anlıyorum ki ancak sizin gibi görgülü bir insan böyle bir şey yapabilir. Bu adam benim kanımdan değil. Onunla hiçbir akrabalığım yok. O benim şoförüm. Evlilik töreni sona erdi. Bugünden itibaren karı kocasınız. Ne cüretle kızımın elini tutarsın? Söyle bana, amacın ne? Cevap ver! Çok haklısınız. Bu adam haddini aşarak sadece sizin değil... Benim ailemin de itibarını yerle bir etti. Ve şimdi bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak. Herhalde sen kim olduğunu unuttun. Sen Sindia ailesinin bir üyesi değilsin. Sen basit bir şoförsün sadece. Sen kim oluyorsun da iki aile arasındaki bir meseleye burnunu sokabiliyorsun, he?
bizim merhametimizle yaşıyorsun. Ve kendini Sindiye ailesinin bir üyesi mi zannediyorsun sen? Zengin bir ailenin kızıyla evlenirken aklından ne geçiyordu söyle. Daha insanların gözünün içine bakıp konuşacak cesaretin bile yok senin. Böyle bir şeye nasıl cüret edersin? Durun! Halin vaktin yerinde. İtibarın var. Zenginsin ve bu koca evin sahibisin. Ama sana benim oğluma el kaldırma hakkını kim verdi? Sen kim oluyorsun da onun kanını akıtıyorsun? Anladım. Demek o senin oğlun. Şimdi anlıyorum. Dikenli bir çiçeğin içine ne kadar bal koyarsan koy, yine de dikenli bir çiçektir. Hiçbir zaman gül olamaz. Bu çocuk her ne yaptıysa bunda onun hiçbir suçu yok. Çünkü ihaneti ve kurnazlığı ailesinden geliyor. Fırsattan yararlanma ve zengin ailelere yaranma becerisini daha çocukluğundan itibaren öğrenmiş. Sonuçta damarlarında fırsatçı bir annenin kirli kanını taşıyor. Böyle kirli bir kanın birkaç damlası bile yere dökülse yeri kirletmekten başka hiçbir işe yaramaz. İyi bir ortamda, iyi bir aile tarafından iyi yetiştirilmeyen çocuklar bulaşıcı hastalık gibidirler. Eğer onun senin oğlun olduğunu bilseydim ben, onu bırak eve almayı kapıdan içeri bile sokmazdım. Benim mabet gibi temiz, saf evime adımını atarak onurumuzu kirletti. Kim bilir hangi günah? Hangi utancın meyvesi olan bu adam evime kadar geldi? Yeter! Seni uyarım. Sakın benim oğluma tek kelime daha edeyim de. Kirli kan. Günah. Utanç meyvesi. Kurnaz. Sen benim oğlumla nasıl böyle konuşursun? Onunla böyle konuşarak sadece onu ve annesini değil... Kendini de rezil ediyorsun. Çünkü o kirli kan dediğin aslında senin kanın. Senin oğlunu. Dur, ne yapıyorsun? Sen ne cüretle Suraj Pratap Sindiya'nın onuruna leke sürüyorsun? Böyle saçma sapan konuşmaktan utanmıyor musun? Ben senin gibi kadınları çok iyi tanırım, tamam mı?
Sizin için günde iki öğün yemek şerefinizden ve onurunuzdan bile daha önemlidir. Ama benim hiçbir şey onurum ve şerefimden daha önemli olamaz. Ve onuruma, şerefime leke süren kimseyi affetmem. Benim gibi dürüst bir adamın üzerine böyle asılsız bir suç attığın için cezalandırılacaksın. Seni yaşatmayacağım. O benim annem. Sen saygın bir adam olabilirsin. Ama her kim olursa olsun anneme el kaldırırsa onu doğduğuna pişman ederim. Dur Akash, sen ne yaptığını sanıyorsun? Önce ona söyle. Annenden özür dilesin. Yoksa onu öldüreceğim. Özür mü? Ondan mı? Ben mi? Özür dileyecek misin? Yoksa? Seni vurayım mı ha? Hayır. Anne bırak beni. O bana yalancı dedi. İki öğün yemek için şerefini bile satar dedi. Önemli değil. Bu onun düşüncesi. Ama ne olursa olsun, o senin baban. Ben senin baba katili olduğunu görmeye dayanamam. Boş ver oğlum. Boş ver. Hadi gidelim buradan. Anne, hadi. Ben böyle bir insanı nasıl affederim ha? Sen benim melek gibi annemi suistimal ettin. Eğer anneni gerçekten seviyorsan o zaman neden sözümü dinlemiyorsun? Beni dinle oğlum. Bırak onu. Ve göster onlara. Onlara ne kadar zengin olurlarsa olsunlar insan olamadıklarını göster. Affet onu. Böyle rezil insanlara merhamet göstermenin sonucu. Hata bende. Ona iş teklif etmemeliyim. Hey! Hayır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.